Şu Vinç'e bir söylesene, Vinç gelsin. Allah'ım şu hale bak, o da yeni apartman ha. Dünya pe... İçeriye geçmiş bir ses Erhanlar falan. İçeride. Burada onlar. Bir öyle pistop var. Tamamen sessiz olun bak, tamamen. Sessiz olun. Anne. Merve sessiz olun. Zaten. Bak şu bizim evin tepsisi. Sakin. Bu arada gel abi. Ses yapmaz. Ses yapmaz. Sessiz olun. Burada var mı? Burada şey var bak. Benim adım İsmail Murat Unutulmaz. Antakyalıyım ama Alanya'da yaşıyorum. Ben 99 depreminde gittim. Adapazarı, Sakarya, Düzce, oraların her tarafını gezdim. Oralarda gördüğümüz bir sokak, iki sokak, bir cadde, iki cadde yıkılma vardı. Ama şu an Hatay'ın %90'ı yıkılmış durumda. Yıkılmayan binalarda çok büyük hasar almış. Benim dairemde annem, kız kardeşim, iki tane de misafirim vardı. Onlar vardı. Karşıda karı koca var. Alt kattan dün kendi elimizle bir tane 13-14 yaşlarında bir çocuk çıkardık. Sonra onunla yetiştim, ben de kucakladık şeyden, sedyeden aldık. Sedye de değil de kendimiz yaptık, bir şeylerden indirdik aşağıya. Yani takriben şu binada şu anda 20-25 kişi olması lazım. Bir tek arkadaşımın genç kızı var, o çıkmış. Arka sırada annesini çekmiş, kurtarmış. Annesinin durumu ne yazık ki ağırmış, inşallah kurtulur o da. Onun dışında... Biz dün bizim çıkardığımız bir çocuk var, bir de ondan önce birisini çıkarmışlar herhalde. Ama arka tarafta 3-4 tane ses geliyor yani, yardım sesi, iniltiler. Sıfır binalarda dahi hasar var. Hasar almayan bina olduğunu zannetmiyorum. En kötüsünde çatlamalar var. Ayakta duran bina sayısı zaten çok az. Ama ayakta duranların da çok büyük bir bölümü mümkün değil oturulmasına. Mümkün değil. Yani şu anda... Hatay'da özellikle de biz dışarıdaydık, yaşamadık. Bu deprem yaşayıp da bu binalara girebilecek kaç tane insan çıkar çok merak ediyorum. Bu şehrin tamamen yeniden inşa edilmesi lazım ne yazık ki.
Türkan Masaracıoğlu. Türkan Masaracıoğlu.